Ya Roza sen bana niye sinirlisin ben anlamadım ki. Ben senin için o kadar dayak yedim amcamdan ya. Adam arabanın önünü kesti. Beni indirdi. Ha babam de babam dövdü bugün. Oh çok iyi etmiş. Allah Allah. Ya sana alışveriş yaptım. O kadar mal malzeme aldım. Üstüne bir de sopa yedim. İnsan bir teşekkür eder. Bu ne minnetsizlik ya. Siz sadece yapıyor iyilik karşılıklı. Yo. Bir sağ ol desen yeterli. Kıyafetler için değil. Çünkü ben istemedim. Ama dayak için sağ ol. Şimdi ben diyorum ki bu Doğan'ı bir ara gidip alayım. Çünkü bu benden korkusuna Melike'yi gerçekten ikna edip bizim salağı gerisin geri yollayacak. Böyle bir durumda hem Melike yeniden hayatımıza girmiş olacak. Allah korusun. Amin. Evlerden ırak. Hem de işi Doğan hallettiği için, bizim Taner de ona minnet duyacağı için Taner'den sonra ailemize bir salak daha katılmış olacak. Olmaz. Bir taşla üç kuş vurmuş olacağım ama tersten. Olmaz. Olmaz. Bir mafya lideri olarak insanların benden korktuğu için söylediklerimi yapıyor olmaları iyi gibi gözükse de bu olayda tamamen aleyhime bir şeyler olmuş oluyor. O yüzden diyorum ki gideyim Doğan'ı alayım. Melike asla geri dönmeyecek. Ne yap ne et bu işi hallet diyeyim. Sen de bir şey söylesene evladım. Oturdun kaldın öyle put gibi karşımda. Köpekte en ufak bir hareket, en ufak bir heyecan olmaz mı ya? Ne topun peşinden koşuyorsun, ne bir tepki veriyorsun, ne de başka bir şey. Olmaz. En azından bir hav. Hav. Onurlu bir hav. Senden beklentimiz bu yönde. Öyle gibi oturarak bütün ömür geçmez. Her şeye susarak, tepkisiz bir şekilde durarak olmaz. Gel. Şunun tadına bak da bir şey söyle bari. İşe yarar. Aynı Taner. Kendine benzetti seni de. Zekalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.